Size şöyle bir tanesini göstereyim. Ay çok sıcak. Çok sıcak sevgili izleyicilerim, çok. Bakın hep böyle çıtır çıtır elime geliyor. Sıcaklığından da bölemiyorum. Dikkat Bakın et elin yapma. çok güzel. Dışı çıtır, içi. Harika pişmiş. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı, hele de o güzel fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bugün size Allah izin verirse güzel bir Boşnak böreği yapacağım. Şöyle normal 4 bardak suyum var. İşte bu kadar. İçine bir kaşık da şöyle tuz atacağım. Siz yapacağınıza göre azlığını, çokluğunu ayarlayın. Şimdi ondan sonra da bu 4 bardak suyum aldığı kadar un koyacağım. Bakalım kaç bardak, kaç kaşık un alacak, ona bakacağız. Sevgili izleyicilerim, bunun en önemli şeyi hamuru dinlendirerek yoğurmak. 1 2 3 4 Kaç bardak un koydun anneciğim? Şimdilik 25 kaşık un koydum. Çorba kaşığıyla ama dolu dolu. Bakalım ne kadar daha alacak onu bilemem ben. İnşallah. Herkes sevgili izleyicilerim tepsisine göre yoğursun. Sadece tuz, su ve un. Bunun en büyük özelliği hamurunu dinlene dinlene yoğuracağım. Yani iyi yoğrulmuş olması püf Evet. noktası. Böyle sert bir hamurda değil, eline yapışacak bir hamurda değil. Orta bir hamur olmalı. Tavuğumuzun sesini duyuyorsunuz. Evet, tavuklarımız olmazsa olmazlarımız maalesef. Sevgili izleyicilerim, böyle şimdi biraz yoğurdum. Bir yarım saat dinlendirip bir daha yoğuracağım. Beklemeye aldık. Evet, birazcık bekletelim. Görüşürüz. Sevgili izleyicilerim, bakın. Hamurumuz bayağı dinlenmiş. Şimdi tekrar bir daha yoğuracağım. 25 dakika daha yoğuracağım. Ondan sonra da tekrar biraz daha dinlendireceğim. Allah izin verirse bir daha yoğuracağım. Yani 3 aşamada yoğuracağım hamuru. Dinlendire dinlendire izleyicilerim bakın. Biraz dinlendi. Yarım saat dinlendirdikten sonra tekrar gene geri masamızın üstüne alıyoruz. Ha bu arada sevgili izleyicilerim masamın üstüne cam kestirdim. Kullanması daha kolay ve güzel olur diye. Her yolu deniyoruz bakalım. Yani kullanması güzel olur. Hani hem hijyen açısından bizim için hem de yani cam örtüyü durmadan Değiştirmiyoruz. evet değiştirmek zorunda kalmıyorum. Kaçıncı yoruşum bu anne? Bu üçüncü ve son yoğuruşum. Ha, tamam. Bir daha yoğurmayacağım sevgili izleyicilerim. Açarken görüşürüz. Hoşça kalın. Güzelce de yıkadım. Sirkeli suya bastırdım. Şimdi de doğrayacağım Allah izin verirse.
Ama şu başlarının güzelliğine bakın sevgili dostlar. Ben böyle kırmızı başı kırmızı olanları seviyorum. Çünkü bunlar en güzelleri. Yani lezzetli olanları. Güzelleri derken tabii ki de her ıspanak güzeldir. Ama böyle başı kırmızı olanlar çok lezzetli oluyor. Hafif tatlımsı oluyor ama güzel oluyor. Şimdi ıspanaklarımızı böyle güzelce küçük küçük doğrayacağım. Ve doğradıktan sonra görüşürüz. İzleyicilerim, iki baş soğan doğradım. Şimdi bunları, soğanımızı güzelce pembeleşene kadar kavuracağım. Ondan sonra baharatlarıyla içini hazırlayacağım. Şimdi içimizi hazırlıyorum görevimizi. Şöyle bir çay bardağı kadar yağ koydum. Soyanlarımız güzelce kavruldu. Şimdi üstüne biraz kırmızı biber. Herkes isteğine göre istediği baharatı koyabilir. İçini herkes kendine göre istediği gibi hazırlayabilir. Biraz karabiber koydum. Biraz da kırmızı biber koydum. Güzelce karıştırdım. Şimdi ıspanaklarımı da karıştıracağım. Tamam. Ispanaklarımı kavurmayacağım. Sadece karıştıracağım. Altını söndürüyorum. Sevgili izleyicilerim bak. Kafası kalmış. Sadece karıştıracağım. Tamam, bu kadar. İçimiz hazır. İşte böreğimizin içi hazır. Üç aşamada uzun uzun yoğurduğum hamurumu güzelcene şeyden alıyorum. Tezgahımın üstüne alıyorum. İyicene beklettim. Dinlendirdim hamurumu. Bakın gayet güzel bir hamurum oldu. Ne çok yumuşak ne çok sert. Orta derecede bir hamur. Sevgili izleyicilerim, ben bunu böyle açmayı düşünüyordum ama sonradan bölmeye karar verdim. Dörde böleceğim. Çünkü masam çok büyük ve kocaman açacağım Allah izin verirse. Çok güzel hamurumuz oldu. Çünkü çok uzun dinlendirerek 3 aşamada yoğurdum. Şimdi şöyle güzelce ne birazcık açacağız ve yağlayacağız. Sevgili izleyicilerim, şöyle bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyuyorum tereyağımın içine. Şöyle alıyorum tabağımın içine şöyle. Şöyle güzelce yerleştiriyorum ve ayranı alınmış.
tereyağımına, zeytinyağımı birbirine karıştırarak böyle güzelcene her yerine değecek şekilde yağlıyorum. Şimdi sevgili izleyicilerim, bakın açmış olduğumuz hamurla açmış olduğumuz hamurlarımızı bu şekilde üst üste koyuyoruz. Elinle yapıversen. Elimi yağlamak istemiyorum. Ha, tamam. Yağıyla niye dinlendiriyorum? Çünkü açarken güzel açılsın, sorun çıkmadan sorunsuz açılsın diye. Eğer dinlendirmezsek güzel açılmaz. Lütfen yağımızın sıcak olmasına dikkat edelim. Sıcak olmasın mümkünse. Şimdi de güzelce üstüne streçleyeceğiz. Ve görüşürüz. Koyacağız, dolapta bekletelim eğer lütfen mümkünse. Öyle mi? Veya dışarıda ne bileyim dolapta olursa da güzel olur. Peki. Ve annem bunu streçledi, dinlenmeye alıyoruz. Evet. Hedefim bu masa kadar açmak sevgili izleyicilerim, eğer becerebilirsem tabii. Size böyle ekmeği, normal ekmeği açtığım gibi bunu da böyle kocaman açabilme inşallah. Niyetimde o var. Hayırlı işler müdürüm. Sağ olasın. İnşallah güzel açacağım. Evet evet. Ben de inanıyorum. Açtığımda, bitirdiğimde görüşürüz inşallah. Masan kadar açtın ama masanın büyüklüğünü de hesaba kattınız mı? Evet. Şimdi de sevgili dostlar, kenarlarının şu sert yerlerini, yani kalın yerlerini alacağız. Ha, bazı küçük yırtılmalar olabilir. Yani bunu herkes yapabilir. Eğer ben yapıyorsam herkes yapabilir. İşte tamam. Şimdi de içimizi koyalım. Kaç santimlik tane bu masa? 80'e 1.30. 80'e 1.30. İşte böyle. İnşallah şimdi kenarının kalın yerini şöyle çıkararak böyle kenarının kalın yerini böyle çıkararak elinle gösteremiyorum tam anlamıyla. Bakın bu şekilde kalın yerini çıkarırsak, eğer bunu çıkarmazsak içinde sert gelecektir. He, ağza sert gelecek. Evet. Çünkü bu hamur mayalı değil. Kalın yeri sert gelecek. Şimdi bu şekilde eğer çıkarırsanız daha güzel bir börek elde etmiş olacaksınız sevgili dostlar. Bakın böyle çıkarıyorum ama bu hamuru da ziyan edeceğimi düşünmeyin lütfen. Değerlendireceğim mutlaka. Kenarların yırtılmasının bir önemi yok. Çünkü alıyorsun zaten. Evet. Zaten çıkaracağım bunu böyle. Şöyle kapatıyoruz. Ve
devam. İnşallah. Mümkün olduğu kadar çok bastırmadan ama çok da gevşek değil. Sıkılığı normal bir şekilde böyle devam edeceğiz. Bakın şöyle ortalara geldiğimizde şöyle elimizi alttan ederek ortalarının kalınlığını aldırmak adına şöyle yapabiliriz. Hani orta yerlerinde kalın yerleri belki kalmıştır. Helal kız anne. Neyse ki. Neyse. Bakın şöyle. Ha, ben bir şey söyleyeceğim. Kalın yerlerini aldırarak. Yani bu sizin elinizde. Bakın şöyle. Hani illa hamurdan tutup çekmek değil amaç. Bakın. Gayet güzel. Şimdi de bu tarafa geçip şu ucunu almadığımız kenar kısmını çıkararak sarmaya devam edeceğim Allah izin verirse. Çünkü bu kenarı çıkarmazsak sevgili izleyicilerim kalın gelip böreğin içinde ağzınıza sert gelebilir. İşte tamam. Siz bu kadar büyük yapmak zorunda değilsiniz. Eğer şeyiniz küçükse masanız bezelerinizi küçük alarak da açabilirsiniz yani. Bakın gayet güzel oldu. Annem hala inceltiyor. Şimdi. Sevgili izleyicilerim, bunun bir şov olduğunu düşünmeyin. Böyle yaptığınızda hamurumuz içinden biraz daha incelecektir. Şimdi şöyle güzelce de ne yapıyoruz? Sarıyoruz ama böyle çok sıklaştırarak değil. Ha şöyle. Bakın çok güzel oldu. Şimdi bir tane daha aç. Şey oluyor, odaklamada problem yaşıyor. Aynalandı ya, camlandı ya, yakın uzak ayarını zor yapıyor. Anne, ben şey kazandım. Ne? Ütmüştüm ya seni. Ben de seni ütüydüm. Affedersin ama sen... Ödeştik mi biz? Sen lades çevirdiğinde bana bıçak alacaktın, ne oldu? Almadı. Bıçakçı yoktu daha doğrusu. Bulamadık, yerini bulamadık. Yani. Kenarlarını mı almaya başladın? Evet.
Bunların kalın yerlerinin hamurları sevgili izleyicilerim. Bunları bir daha açacağım Allah izin verirse. Sevgili dostlar, tereyağınızdan sıvı yağınızı dengeli koyun. Eğer donarsa çok güzel açılmıyor. Dondurmamaya, yani donmayacak şekilde koyalım diyelim. Daha kısacasını söylememi isterseniz. En azından donmasın yani yağınız. Bakın böyle koyduktan sonra devam ediyoruz inşallah. Bence ilk denememde ben de açamamıştım sevgili dostlar. Çok uğraşmıştım. Hep yırttıydım. Ama sonunda başardım. Sizler de ilk başta lütfen yırtılıyor ben bunu yapamam diye vazgeçmeyin. Yapacağınızdan eminim ben. Benim izleyicilerim çok akıllılar. Ve çok becerikliler ben eminim. Onun için herkes lütfen vazgeçmesin. Çünkü gerçekten vazgeçilmeyecek bir lezzet. Ortalarına elin böyle yetmediği için kalın kalabilir sevgili izleyicilerim. Onun için şöyle yaparak bakın inceltebilirsiniz. Ve bizim masamız çok büyük. Evet çok büyük. 1.34'e 80 santim aşağı yukarı bakın masanın tam boyu yani. Fırına gidiyor. Evet şimdi çıktıktan sonra görüşürüz. Ben de şunu açmaya devam edeyim. Bakın sevgili izleyicilerim, çıtır çıtır harika bir börek oldu. Size şöyle bir tanesini göstereyim. Ay çok sıcak. Çok sıcak sevgili izleyicilerim çok. Bakın hep böyle çıtır çıtır elime geliyor. Sıcaklığından da bölemiyorum. Bakın çok güzel. Dışı çıtır içi. Harika pişmiş. Evet. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Beni izlemeyi, abone olmayı, hele de o güzel fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.